Evet, Ramazan boyu oruçlarla, teravihlerle, namazlarla Rabbini razı etmeye çalışan bir kulu bayramda bekleyen bir tehlike var. Bu tehlikeden mutlaka haberimiz olması lazım. Yoksa bir aylık bütün gayretimizi birkaç gün içinde harap etmek mümkün. Bu tehlikeden haberi olan bir insan buna tedbir alır ve inşallah o zorla, sıkıntıyla nefsine büyük mücadelelerle hükmetmeye çalışarak ortaya koyduğu o ibadetleri zayi etmez. İnşallah koskoca Ramazan'ı birkaç güne yedirip mahvetmez. Bu nokta çok önemli. Bakın, en büyük tehlike şeytanın bizi Ramazan bayramında tatil moduna sokmuş olması. Yani artık oruçlar, namazlar, ibadetler hepsi biz ne yaptık? büyük mücadeleler verdik. Bir aylık çektiğimiz sıkıntıya karşılık Allah bize bayram ilan etti. Öyleyse artık bayramda her şey serbestmiş gibi, sanki Ramazan'da haram olanlar bayramda helal olmuş gibi dehşetli bir oyunla, dehşetli bir tuzakla karşımıza çıkan şeytan, üç günlük bayramda, otuz günlük Ramazan'ı mahvedecek dehşetli bir desiseyle karşımıza çıkıyor. Öyleyse en başta bayramı tatil modundan çıkarmamız lazım. Özellikle ve özellikle. Çünkü inanın, bayramı tatil modunda geçiren bir insan bayramda adeta bir aylık Ramazan'ın stresini, sıkıntısını, bir aylık Ramazan'ın ağırlığını, bir aylık Ramazan'ın bütün yorgunluğunu atacağım diye tatil modunda geçiren bir insan bir aylık Ramazan-ı Şerif'i üç günde yer, üç günde mahveder. Üç günde o ruhani hayattan, manevi hayattan, kalbi ruhi hayattan çıkar ve Ramazan'dan önceki halinden daha dehşetli, daha çirkin, daha kötü bir hale girebilir. Neden biliyor musunuz? Ramazan insan için terakkidir, yükseliştir, yükseliştir. Şimdi tam o zirveden birden çakılmak demek, adeta tanınmaz bir hale getirir insanı. İnsanı manen, ruhen mahveder. Hele bir de önümüzde yaz mevsimi var ki tamamen nefsani, şehvani, şeytani arzuların ayuka çıktığı bir mevsim ki önümüzde büyük bir tehlike var. Bakın Bediüzzaman Hazretlerinin ısrarla üzerinde durduğu bir mana var. Ramazan amaç değil araçtır diyor. Ramazan-ı Şerif anahtardır diyor. Anahtar tek başına bir işe yaramaz. Anahtar bir kapıyı açmak için kıymetlidir. Açtığı kapı bizim için şükür kapısıdır, hamd kapısıdır, nefsi terbiye etme kapısıdır, insan olmanın kapısıdır ve ulvi duyguları, insanlığı, manevi duyguları doya doya yaşayabilmenin kapısıdır ki oruç bu kapının anahtarı olarak bize muazzam bir hayat, manevi bir zevk, ulvi bir lezzet cümbüşü bahşeder. Ve bu uhrevi hayattan, bu manevi hayattan Allah muhafaza bir anda çıkıp da o manevi lezzetlerden, zevklerden kopup da boşluğa düşen bir insan inanın Ramazan'dan önceki halini bile arar vaziyete gelebilir. Çünkü o manevi yoğunluktan bir anda çıkınca bir insan aynen sudan çıkmış balığa döner. O yüzden bakın Ramazan-ı Şerif Ramazan için değil. Ramazandan sonraki 11 ay için emredilmiş. Ramazanda muazzam bir idmandan, müthiş bir eğitimden ve nefsin adeta bir aylık itaat idmanından geçen bir insan Ramazan'dan sonraki 11 ayı nefsi itaat ettirerek Allah'ın emirlerine ittiba ederek terk etmekte zorlandığı çok günahları haramları kolay kolay terk ederek o 11 ayı geçirsin diye Cenab-ı Hak Ramazan-ı Şerif'i adeta hani böyle bayır aşağı hızlanırsınız ta ki önünüzdeki hendeyi aşmak için Ramazan-ı Şerif'teki o bayır bayır aşağı hızlanışın amacı 11 ayda önümüze çıkacak olan nefis, şeytan, cismaniyet engellerini aşıp da bir sonraki Ramazan'a ulaşmak içindir. Öyleyse Ramazan-ı Şerif'i bizim bir yılın mayası olarak aynı bir kaşık yoğurt, bir kazan sütü mayaladığı gibi bir yılımızı mayalayacak bir surete çevirmemiz ve bütün seneyi Ramazan havasıyla, bayram havasıyla geçirmemiz için bu bayramda çok dikkat edeceğiz. Bayramda nefis bizi tatil havasına sokup da artık bütün yasaklar kalktı, engeller kalktı, artık her şey serbest. Ne varmış canım? Şu bayramda da üç günlük birazcık şöyle nefsimizi keyiflendirsek, nefsi önünü açsak diye orada nefsani ve şehvani bazı şeylerin içinde ulvi ruhani manevi lezzetleri unutma ihtimali var. Bir aylık bütün gayreti mahvetme ihtimali var. Tamam bayram yapacağız. Ama o bayram yaparken ne diyor bakın Bayramlarda zikrullaha ve şükre çok azim tergibat vardır. Ta ki o manevi lezzeti, o ulvi hediyeyi Allah muhafaza ebedi hayatta bizim aleyhimize geçecek bir surete çevirmesin. Şeytan bizi bayramda tuzağa düşürüp havalandırıp da bir aylık gayretimizi mahvetmesin diye ve şunu mutlaka yapın. Ramazan-ı Şerif'in sonuna geldik. Ramazandan sonra ben bu havayı nasıl muhafaza edeceğim? Tamam Ramazan'daki gibi her gün oruç tutup, her gün mukabeleler, her gün teravihler yapamam. Ama Ramazan'ın sonunda önümüzdeki 11 ayı planlayalım. Yani hiç olmazsa günde bir cüz değil de günde bir sayfa okuyalım. Değil mi? Ayda 30 gün oruç değil de hiç olmazsa haftada bir gün oruç tutalım. Akşamları teravih değil de beş vakit namaza ciddi riayet edip onun üzerine hiç olmazsa bir teheccüd kılalım ve hayatımıza bu Ramazan'da mutlaka bir şeyler ekleyerek devam etmenin programını, projesini yapalım. Yoksa ya hele şu Ramazan bitsin Allah kerim inşallah Cenab-ı Hak Ramazan'ın havasını Ramazan'dan sonra da devam ettirir diye kavli dua edip de fiili olarak herhangi bir planlama yapmazsa şeytan boş insanı doldurur. Fıtrat boşluk kaldırmaz. Şeytanın Ramazan'dan sonra bizden alacağı bir intikam var. Şeytanın bizim için çizdiği bir plan var, bir proje var. Eğer bizim bir planımız, bir projemiz yoksa o halde şeytanın planına, projesine, tuzağına düşmek zorundayız. Başka ikinci bir ihtimal yok. Bir. İkincisi, Ramazan-ı Şerif'te hep beraber bütün alem İslam sahurlara kalkıyoruz ailece, teravihleri kılıyoruz cemaatle. Birlikten aldığımız bir kuvvetle nefsimize karşı direnmiş olmanın, mücadele etmiş olmanın, muvaffak olmanın verdiği bir kolaylık var. Bu mana bize Ramazan'dan sonra da mutlaka etrafımızda birilerini bulup bir cemaat ortamına, bir birlik ortamına girip de iradelerimizi omuz omuza verip nefislerimize, şeytanlarımıza karşı direnmenin yollarını aramak ve mutlaka bir cemaatin, bir grubun sohbetine, muhabbetine iştirak ederek adeta kalpler omuz omuza verirse nefisler o kalpleri sindiremez, nefisler o kalpleri yoldan çıkaramaz. Beraber yürümenin mantığı budur. Bugün ben şevkliyimdir, kardeşlerimi kucakla götürürüm. Yarın benim şevkim tükenmiştir, birisi benim elimden tutar, çeker, götürür. Ertesi gün onun ayağı kaymıştır, ben onu tutar kaldırırım ve bu yol ancak beraber geçilir, yalnız geçilmez. Çünkü şeytan ve şeytanın orduları cemaatle hücum ediyorlar. Her taraftan, sokaktan, sosyal medyadan, okuldan, medyadan, televizyondan, şuradan, buradan, her taraftan cemaatle hücuma karşı benim yalnız başına mukavemet etme kendimi muhafaza etmem mümkün olmadığını anlayıp Ramazan'dan sonra Ramazan havasını beraber yaşadığımız insanlarla şu beraberliği devam ettirmek. Bir de mutlaka ve mutlaka kendimizi şu videolara hiç olmazsa sabitleyip Risale-i Nur'dan da elden geldiği kadar günde 5-10 sayfa dahi olsa muhakkak okumak lazım ki yani can suyu, hayat suyu gibi ağacın suyunu kestiğiniz zaman dalları yavaş yavaş kurumaya başlar. Bizim de hayat suyumuz iman dersleri, Kur'an hakikatleri bir taraftan kendimiz elde edip okuyacağız. Anlayıp anlamamak mevzu bahis değil. İnanın ruhunuz ondan lezzet alacak. Bir taraftan da anlamak için videoları izleyeceğiz. Kendimiz böyle mütalalara, müzakerelere, yakınımızdaki medreselere gideceğiz ve ruhumuzu buralardan besleyeceğiz. Yoksa bayram ve bayramın arkasında bizi bekleyen çok büyük bir tehlike var. İnanın Ramazan'dan evvelki halimizi arattıracak ve Allah muhafaza Ramazan-ı Şerif'in bütün hasılatını o zorluklarla, çilelerle, uykusuz kalarak, yorularak, aç kalarak kazanmaya çalıştığımız bütün hasılatı üç günde Allah muhafaza berbat edip, yakıp, yıkıp, harap edip gidebilecek, götürebilecek bir tehlike var ki bu tehlikeyi aşmanın yolu da en başta Kur'an hakikatlarıyla bağlantıyı devam ettirmek. Özellikle bayramda zikrullaha ve şükre çok azim tergibat vardır dediği, hiç olmazsa beş vakit namazın arkasından birkaç satır iman hakikatlarından okumak ve hiç olmazsa günde bir defa 20 dakikalık olsun, yarım saatlik olsun bir videoyu izleyip, dinleyip de yani şu beslenmemizi kesmemek icap ediyor. Cenab-ı Hak bütün senenizi inşallah Ramazan havasında ve ömrünüzü bayram havasında geçirmek, dünyanızı, ahiretinizi ebedi bayramlara inşallah vesile olmak noktasında gayret, ciddiyet, samimiyet versin inşallah.